Gayemiz Sakarya'ya her alanda değer katmak. Biz geleceğin Sakarya'sını inşa ediyoruz. Sizlerden aldığımız teveccüh ve güvenle bitmek bilmeyen bir haline gelen Sakarya'da yepyeni bir proje daha hizmete alınıyor. Doğa dostu bir ulaşım alternatifi olacak Kripi elektrikli bisiklet projesi tanıtım programımıza hoş geldiniz diyerek MİA Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi Özgür Çivi beyefendi konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Efendim buyursunlar lütfen. Değerli başkanım, değerli belediye yöneticileri ve tüm saygıdeğer hazirun. Tripi'nin Sakarya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Öncelikle bir bisiklet şehri, dünya bisiklet şehri olmasından dolayı da biz bu hizmeti Sakarya'ya sunduğumuz için gururlu ve onurluyuz. Arka tarafta çok çalışıldı bu proje için. Değerli belediye yetkilileri ve tüm paydaşlarımız adına buradan da teşekkür ediyorum. Çok kısaca bisiklet ve hizmetle ilgili bilgi vermek isterim. Yaklaşık 400 ve sonrasında da artacak bir sayıyla kiralama hizmeti adı altında bu Tripi bisikleti Sakarya vatandaşlarına sunuyoruz. Bunu sunarken de yeşil çevre ve yeşil enerji bileşeniyle sıfır emisyon ve kirlilikle bu hizmeti sizlere sunuyor ve sağlıyor olacağız. Bisikletlerimiz maksimum 25 km hıza sahip, 60 ve 90 dakika süresince kullanabileceğiniz modalite değişikliklerine sahip. Tamamen %100 yerli bir yazılıma ve 4. nesil yazılım ve enerji yeni nesil sistemine sahip. Ben tüm Sakarya halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tüm katılanlara da çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağ olun. Şimdi de huzurlarınıza konuşmaları yapmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekremce Beyefendi'yi alkışlarınıza davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Beyin aramızda bugünkü bu toplantıyı lansmanı yapmaya vesile olan, sebep olan, şehrimize bu güzelliği getirmeye ciddi manada katkıları olan çok kıymetli MİA Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi Özgür Çivi Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve yine aynı şekilde onun mesai arkadaşı, Trip Genel Müdürü Kadir Akder Beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu firma ile yapmış olduğumuz bu çalışma inşallah Sakarya'mıza çok daha güzellikleri ortaya koymuş olacak. Şu ana kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Mesela turuncu bisiklette. Geçenlerde malum turuncu bisikletin lansmanı yaptık. 1000 tane turuncu bisikleti bakanlığımız bize hibe etti. Projeyi kazandık ve bakanlık da bize hibe etti. Onu vatandaşlarımız kiralıyoruz. Aylık, 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık. Aylık 100 lira. 4 aylık 200 lira. 4 aylık daha 6 aylık 400 lira olmak üzere en uygun şartlarda kiralamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar kiralayan vatandaşlarımızın %69'u 70'te bayan. Evet, tekrar bunu ilan ediyorum. %70'i 69.1, %70 diyelim, %70'i bayanlar kiralıyor turuncu bisikletlerimizi.
%30 da erkekler kiralıyor. Erkekler de gitmezse bayanlardan biraz daha az ilgi gösteriyor. Biz sürücü bisikletle birlikte ne veriyoruz? Ona bir kask veriyoruz, bisiklet veriyoruz, çocuk koltuğu veriyoruz, kargo sepeti veriyoruz ve bisiklet kilidi veriyoruz ve taşıma araçları veriyoruz. Dolayısıyla bir bisikletle beraber yanında da ver veremediğin kadar her türlü müşterilatı kendine takdim ediyoruz. Bu projemiz Sakarya'mız için çok uygun görüldü, çok ilgi duydu. Yoğun bir şekilde kiralamalarımız devam ediyor. İnşallah biliyorsunuz zaten bizim saklistlerimiz var. Onlar da yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Üçüncü olarak ki dünyada 3 bisiklet aktivitesini bir arada bulunduran şehir olma ünvanını taşıyoruz. Bir saklist var, 2 turcu bisiklet var, 3 şu anda da malum elektrikli bisikletlerimiz devreye giriyor. 3 aktivite birden. Değerli katılımcılar, bizler Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya'mıza, hemşehrilerimize her zaman faydalı olabilecek projeleri gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Ne demiştik? 2 ana temel düsturumuz var. Prensibimiz 2 temel üzerine duruyor. Onlardan bir tanesi Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek. Yani konforunu arttırmak. Ama yolculuk, ama bisiklet, ama sosyal donatı alanları gibi konforunu arttırmak. İkincisi vatandaşlarımızın gelir düzeyini arttırmak. İşte bu da tarımsal faaliyetlerle bunu gerçekleştiriyoruz. Yani bir yandan vatandaşlarımızın yaşam standartı yükseltmek ana hedefimiz. İkincisi şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini arttırmak ana hedefimiz arasında. Bütün çalışmalarımızı bu 2 ana hedef üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Aramızda Taraklı Belediye Başkanımız da teşrif etmiş. Değerli Başkanım hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet gördüm. Teşekkürler. Değerli katılımcılar, çocuklarımızın eğitimden sporuna, ev hanımlarımızın iş imkanlarından sosyal gelişmelerine, yaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmadan bakımına, 7'den 70'e herkesin hayatlarına dokunmak için gündüz gece demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunları gerçekleştirirken çevremize, doğamıza zarar vermeden, aksine atıl alanları değerlendirerek yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarda ekiplerimiz ve iştiraklerimiz ile bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor, her bir çalışmamızı öncesinde de sonrasında da her yönüyle ele alıyoruz. Değerli katılımcılar, biliyorsunuz ki Sakarya denilince akıllara ilk spor geliyor. Spor alanında yaptığımız çalışma neticesinde başarılarımızın nişanesi olarak Dünya Bisiklet Şehri ünvanının ardından Avrupa Spor Şehri ünvanını şehrimize kazandırmanın huzurlu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en donanımlı ve en profesyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadimizde adeta bisiklet rüzgarı eserek 25 ülkeden 232 sporcu pedal çevirdi. 110 ülkeden canlı yayın yaptığımız yarışları dünya izlerken yarışların yanı sıra birçok etkinlikte gerçekleştirmiş olduk. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak spora sadece sporcuların ilgilendiği bir mesele olarak bakmıyoruz. Hemşehrilerimizin de sporla içli dışlı olması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. 3 etaptan oluşan bisiklet yollarımız Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nden başlayarak Çark Deresi, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, Sakarya Park, Vagon Park gibi bölgelerden geçerek Safaca Gölü'ne ulaşarak Kocaeli Büyükşehir sınırlarına kadar uzanmaktayız. İlk etapın tamamlandığı zaman projemizin 57 kilometrelik uzunluğu Sapanca Gölü kenarından olmak üzere Kocaeli Büyükşehir sınırına kadar gidecek ve tamamlandığında toplam bisiklet yolumuz 200 kilometreye çıkacaktır. Yani şu anda 200 kilometre yaklaşmış olduk. Projemizin son 2 etabı tamamlandığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çizdiği Anadolu koridoruyla şehrimizin bisiklet yollarını kesecek. Sakarya'da ilk kez yerel bisiklet yollarıyla ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacaktır. Bunların yanı sıra bisiklet kiralama istasyonları ve bisiklet bakım istasyonlarıyla hizmetlerimizi genişletiyoruz.
Sakarya Büyükşehir olarak Ayçek Vadimizde 1000 adet turuncu bisikleti pazartesi günden itibaren bisiklet severlere kiralamaya başladık. Bu 5 gün içerisinde 150'den fazla bisikletçimiz Ayçek Bisiklet Vadisi'nde vatandaşlarımızla buluşmuş oldu. Çok mutluyuz ki turuncu bisikletlerimiz vatandaşlarımızdan yoğun talep ve ilgi görmekte. Bu ilgi Ayçek Bisiklet Vadisi'nden tüm şehre yayılmaktadır. Değerli katılımcılar, sağlığın ve çevrenin bir numaralı ulaşım ağı dostu olan bisiklete verdiğimiz önem anlatmakla bitmez. Bisiklet konusunda Sakarya'nın için bugün büyük bir adım daha atmaktayız. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz trip elektrikli bisikletler yenilikçi girişimlerden bir tanesidir. Yani bundan sonra motosiklet kullanmayı sevenler motosiklet kullanmaya gerek kalmayacak. Bisiklet bu işi halledecek. Ben dahil. Artık ben de elektrik bisikletlere binip motosiklet kullanımını biraz kenara bırakmaya çalışacağım. Dolayısıyla trip elektrikli bisikletlerin şehrimizde devreye girecek olmasıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bisikletlerin vatandaşlarımıza ulaştırılması ve kiralanması noktasında 3 hizmeti aynı anda devreye sokmuş oluyoruz. Nedir onlar? Sözümün başında başlamıştım. 1. Turuncu bisiklet, yani TÜBİS. Bildiğiniz gibi 1000 adet turuncu bisikletimizi ister katlanır, isterse katlanır, isterse katlanmaz olan bisikletlerimizden 1 ay, 3 ay, 6 aylık dönemlerde kiralayabiliyorsunuz. İkincisi SAKBİS, kiralı bisikletler. Yine bildiğiniz gibi şehrin tam 15 noktasında bulunan duraklardan hemşehrimize temin edilebilen 120 bisikletimize hemşehrimizi bir yerden bir yere maddi olarak uygun bir şekilde ulaşımına katkı sağlıyor, hem de sağlıklı ve çevreci bir ulaşıma katkı vermiş oluyoruz. Üçüncüsü proje, trip elektrikli bisiklet. Yani şu anda lansmanı yaptığımız ve artık bugünden itibaren devreye girecek olan bisikletlerimiz. Nedir bu? Bugün bu lansmanı yaptığımız ve pazartesinden itibaren şehrimizde görmeye başlayacağımız trip elektrikli bisikletlerimizin şehrimizde bir ilk, vatandaşlarımızın ilk kez kiralamaya başlayabileceği, bu bisikletlerin kullanılması oldukça kolay ve pratik. İlk etapta 100 bisikletle başlayacağımız bu proje kapsamında çok yakında 400 bisikletle şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Değerli Sakaryalılar, kıymetli katılımcılar, ülkemizde 3 tip bisiklet kiralaması da yapabilen, sözlerimin arasında bahsettiğim gibi, başka bir belediye yok. Bu yenilikçi kiralama yöntemleriyle Türkiye'de yine önce olmanın ve bunu hemşehrimizle buluşturmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Sözlerime son verirken, bugün başlattığımız trip bisikletlerle ilgili hemşehrimize iki müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Lansmana özel açılış kampanyası olarak hemşehrimizden ilk ay boyunca açılış ücreti alınmayacaktır. 2. Yine hemşehrimiz 3 ay boyunca %25 indirimli olarak bisikletleri kullanabilecek olup 3 aydan sonra da belli başlı indirimlerimiz ve kampanyamız devam edecektir. Buradan il başkanımıza da 3 aylığına biz hibe olarak bisikleti kendisine takdim edeceğiz. 3 ay bisikleti kullansın, arabayı bıraksın, elektrikli bisikleti kullansın inşallah diyeceğiz. Ve ben bu duygularla bütün katılımcılara sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Gerçekten bunlara binin, kolay bir başka bir şey bilmezsiniz. Ne motosiklete binersiniz, ne de diğer bisiklete binersiniz. Bunlar insan için çok konforlu, çok rahat, çok uygundur. Biz de sizlere en iyi şartlarda bunları sizlere sağlamaya çalışacağız. Zaten bisikletle ilgili mola kafelerimiz devam ediyor. Bisikletle ilgili tamir, bakım, ücretsiz hizmetlerimiz devam ediyor. Yani Sakarya cıvıl cıvıl 7'den 70'e bisikletle kalkan ve bisiklet yatan bir şehir olma ünvanına doğru gidiyor. Hayırlı olsun diyorum. Teşvettiniz için her birinize hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Çeviri ve Altyazı M.K.